Her yıl binlerce yabancı turist geliyor Anadolu'ya. Büyük bir ilgiyle dağ bayır tırmanarak zengin tarihi eserleri görmeye çalışıyorlar. Tarihin en eski çağlarından bu yana insanlığa beşik olmuş Anadolu. Birçok medeniyetleri içinde barındırmış. Zengin bir geçmişe sahip. Zamanımızdan 3-4 bin yıl öncesine inelim ve o devirde Hititlerin yaşantılarını gözümüzün önüne getirmeye çalışalım bir kez. Geniş bir alana yayılan, üzerinde çok eski çağlara ait bir kentin harabesi bulunan Boğazköy, uzun yıllar başkentlik yapmış Hititlere. Bu tarihi kent, Çorum-Yozgat arasında Boğazkale köyünün hemen yanındadır. Kent, doğal boğazlarla sınırlanan ve tepesi kuzeyde olan üçgene benzer bir dağlık yarımadanın üzerindedir. 4000 yıl gibi uzun bir süreden beri çeşitli köklerden gelen insanlar yaşamışlar buralarda. Bu insanlar doğayla mücadele etmesini ve ondan yararlanmasını bilmişler. Kentin çevresini surlarla çevirmişler. Yamaçların çok dik ve yüksek olduğu yerlerde surlar, doğrudan doğruya kayalığın ya da toprağın üzerinde yer almış. Eğimin azaldığı, yani tırmanmanın kolaylaştığı yerlerde, suni olarak toprak tepecikler yığılmış ve surlar bu tepecikler üzerine oturtulmuş. Yığılan toprakların meyilli bölümü taşlarla örülmüş. Bu taş örgü hem düşmanın surlara tırmanmasını önlemiş, hem de yığılan toprakların sel sularıyla ve yağmurlarla akıp gitmesi önlenmiş. Surların bazı yerlerinde içeriye giriş çıkış için kapılar var. Şimdi bunlardan bazılarını görelim. Kral Kapısı. Burada iç kapı ve dış kapı olmak üzere iki bölüm var. Altta sağlam temel taşlar üzerine konan taş bloklar, tepede kemer şeklinde birleşerek kapının ana yapısını kuruyorlar. Kral Kapısı'nın üstünde bir kabartma var. Bu kabartma, sivri miğferi, baltası ve kısa kılıcıyla savaş tanrısını tasvir ediyor. Şimdi bu kabartmanın aslı Ankara Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Metre uzunluğunda taşlardan bindirme tekniğiyle yapılmış olan tünel, kentin iç bölümünü öndeki araziye bağlar.
Bu kapının sağında ve solunda kalker taşından yapılmış büyük sfenk heykelleri dururdu. Bu mitolojik yaratıklar kenti ve kapıyı kötü ruhlardan korurdu. Bu inançla yapılan heykeller şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Aslanlı kapının kapı ayakları değişik bir plastik biçim gösterirler. Buradaki iki aslan kapıya yaklaşanları korkutur. Aslanların gövdelerinin ön kısmı kapı ayaklarının içinden çıkar gibidir. Bu aslanların görevleri de kapıyı tüm kötülüklerden korumaktı. Ne yazık ki bu eserler iyi korunamamıştır. Bugün aslanlardan birinin başı kayıptır. Şimdi de kentin içindeki önemli bazı kalıntıları tanımaya çalışalım. Aslanlı kapının karşısındaki Yenice Kale'den günümüze pek bir şey kalmamış. Fakat Büyük Kale'deki Kral Şatosu oldukça ilginçtir. Burası kente hakim ve savunması iyi bir yerdir. Kral Şatosu'nda bütün halinde bir saray yapısı yoktur. Değişik boy ve önemde birçok yapılar görüyoruz. Taht salonu, arşivler, ibadet odaları, sarnıçlar ve havuzlarıyla bir bütünlük meydana getiriyor. Çeşitli devirlerde yangınlar ve istilalar gören Hitit Sarayı'ndan zamanımıza ancak bu temeller kalmış. Kentin içinde 5 büyük Hitit Tapınağı'nın kalıntıları var. Temel kalıntılarından bu anıtsal yapıların mimarisi ve önemi hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Büyük mabet, iyi korunabilmiş en büyük yapı. Ayakta kalan bölümlerin çoğu kalkerden, bazı yerleri de granit taşlardan. Büyük mabet, içinde kutsal odalar, salonlar, heykeller, din adamlarının odaları, arşivler, erzak depoları, sanatçıların odaları, sarnıçlar, su tekneleri ve muntazam yollarıyla bütün ihtiyaçlarını içinde toplamıştır. Kabartmalarıyla tanınan Yazılı Kaya Tapınağı, Hitit başkenti Hattuşaş'ın dışında kalır. Bu timsili resimde tanrılara sunulacak kurbanlarla mabede girenleri görmekteyiz. Burada Hititlerin doğayla sanatı ne denli kaynaştırabildikleri özellikle göze çarpar. Yapıda normal bir Hitit tapınağının özellikleri görülür. Şimdi bu mabedin yalnız temelleri kalmış. Ayrıca yapı kalıntısının arkasındaki kayalıkta iki bölüm halindeki tanrı kabartmaları günümüze kadar ulaşmıştır. Kayalığın birinci bölümünde bir ilkbahar bayramının kutlanışı ve bu törene katılan tanrı ve tanrıçalar yer almakta. Tanrıların genel olarak sivri külahları, belden kuşaklı kısa elbiseleri, kalkık burunlu papuçları ve küpeleri var. Çoğu kez kıvrık bir kılıç ya da topuz taşıyorlar. Külahları üzerinde bulunan boynuzların sayısı tanrının önem derecesini gösteriyor. Tanrıçalarda ise uzun etek,
Örgülü saç ve başlarında silindir biçiminde yüksek mazgallı bir başlık var. Kaya odacıklarının ikinci bölümüne, sonradan genişletilerek bir geçit haline getirilen bir kaya aralığından giriliyor. Bu bölümde bulunan kabartmalar daha iyi korunabilmiş. Bu bakımdan Hitit sanatının üslubu ve kalitesi hakkında çok daha iyi fikir verirler. Buna en iyi örnek, batı duvarında sağa doğru ilerleyen 12 tanrı kabartmasıdır. Yine aynı odada Tanrı ve Hitit Kralı 4. Tutalya'nın kabartması var. Aslan Kabzalı, Kılıç Tanrısı kabartması da ilginçtir. Boğazköy'de 1931 yılından bu yana kazılar yapıla gelmektedir. Bu kazılar sonucunda Anadolu medeniyetine katkısı olan son derece değerli buluntular vardır. Bu eserlerin çoğu Ankara Arkeoloji Müzesi'ndedir. Bunlar arasında pek çok seramik eşya vardır. Hititler, seramikçilikte dünya sanatine örnek olabilecek kadar ileri gitmişlerdir. Şimdiki sanatçıların pek çoğu, form yönünden Hitit seramiğine hayran kalmaktadırlar. Şimdi Ankara Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve Boğazköy'de kazılar sonunda çıkarılan seramiklerden bazılarını görelim.